Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık. Sağlık. Merhabalar, günaydınlar. Ege Üniversitesi Televizyonu ve Radyo Ege Kampüsü'nün değerli izleyicileri. Çocuğa dair her şeyde yeni bir konu ve yeni bir konukla karşınızdayız. Bugün çocukların önemli böbrek sorunlarına gene devam etmeyi düşünüyoruz. Ve başlığımız da çocuklardaki böbrek taşları. Ülkemizde çok ciddi bir sorun. Bunun nedenlerini tartışacağız ve çocuklardaki özelliklerini size aktarmaya çalışacağız. Evet, konuğumuz gene Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nden ve aynı zamanda Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda nefroloji, yani böbrek hastalıkları eğitimini almış olan çocuk nefroloji uzmanı Sayın Doçent Doktor Önder Yavaşcan. Sevgili Önder, hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür ederim böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Tüm izleyicilerimize de günaydın demek istiyorum. Siz bizim hocamızsınız. Bir kere söylemeniz yeterli. Emir telakki ederiz, geliriz, konuşuruz, sohbet ederiz. Son 3 programı sizin ünitenizle yaptık. İdrar yolu enfeksiyonu, idrar kaçırmalar ve bugün de önemli bir sorun, böbrek taşları diyoruz. İlk sorumu şöyle yöneltmek istiyorum sevgili Önder. Bir çocuk nefroloğu olarak bebek ve çocuklarda böbrek taşı dendiği zaman öncelikle neler söylemek istersin? Çocuklar açısından önemi nedir diye de kısaltabilirim. Oldukça önemli bir rahatsızlık çocuk böbrek hastalıkları açısından. Çünkü tanı konduktan sonra çözüm bulsanız bile tekrarlayıcı özelliklere sahip. Bu önemli. Hasta konforu, hasta sağlığı, bunların yüklediği maliyet hesapları açısından oldukça önem arz ediyor. Artan sıklıkta tanı alıyor. Çünkü değişen davranış şekillerimiz var, beslenme yapımız var. Daha sanayiye yönelik, daha hazır besleniyoruz. Azalan bir su içme alışkanlığımız var. Bunları sanırım ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Bu nedenle sıklığı artan oranda tanı alıyor. Tabii bu artan sıklıkta tanı alma aynı zamanda zararsız. Kendiliğinden iyileşebilecek, sadece takip edilmesi gereken taş hastalıklarına da tanı koyma daha sıklığımız fazla arttı. Çünkü hastalarımızın tetkiklere, mesela en basitinden ultrasona ulaşma yetenekleri ve sıklıkları da arttı. Bütün bunlar geçmişe göre daha önemli bir hastalık olarak karşımıza çıkarıyor çocuklardaki böbrek taş hastalığını. Konuşmaların arasında hani giderek sıklığı artıyor ve bunda da işte günümüzün, çağımızın yaşam biçimi, beslenme biçimi önemli rol oynuyor dedin. Bu ne anlama geliyor? Bu tabii birçok hastalıkta, sizin branşınızla evet, ilgilendiren birçok çocukluk hastalığında önemli bir etken. Daha sanayide üretilen gıdalara doğru yöneldik, doğal gıdalardan uzaklaştık. Tabii sanayide üretilen gıdaların bir koruyucu özellikleri var. Bu koruyuculuğu arttırmak adına içine eklenen maddeler özellikle sodyum içeriğini arttırdığı için. Tuz, yani evet, bildiğimiz tuz, sofra tuzu. Tuz içeriğini arttırdığı için bu taş riskini arttırıyor. Tabii sanayinin buradan bir fırsat yaratarak aşırı tuzlu, aşırı kalorili gıdaları da piyasaya sürmesi ve bunların çocuklar üzerinde yarattığı etki, aman bağımlılık, tanrım, bunlar taş riskini arttırıyor. Daha yani, az su içen bir toplum olduk bunlarla yani birlikte. Burada araya gireceğim. Biz reflüyle uğraşıyoruz. Mideden yemek borusuna geri kaçışla, işte bu hazır gıdalar çok yağlı, çok şekerli, çok tuzlu, işte bu reflüyü artırıyor, kabızlığı artırıyor, obeziteye kadar bu olay gidiyor derken böbrek taşları açısından da bu hazır gıdalar çok riskli. Kesinlikle, kesinlikle. İçerdiği tuz miktarları nedeniyle daha da riskleri artıyor. Yani bu hazır, paketlenmiş, abur cubur dediğimiz, hani yiyecek olanlar da zaten konserve gıdalarda tuzlu ama çikolataydı, cipsti, gofretti, bütün bunların hepsi tuzdan çok zengin. Zengin.
buna ilave olarak soframızdaki tuzluğu da kaldırmıyorsak günlük tuz alımımız çok artıyor. Yani önleyebileceğimiz çevresel etkenler içerisinde bu beslenme alışkanlıklarını bir kere bir numaraya koymamız lazım. Artan taş sıklığının nedeni olarak. Nedeni olarak, evet. Günümüzün beslenme alışkanlığı, market kültürü. Evet. Bir de hazır dışarıdan ısmarlanmış olan gıdalar da çok tuzlu aslında. Doğru. Hani paketlenmemiş ama değil mi hazır. Alo, fast food alışkanlığı. Fast food, yani. Ayaküstü gıda dediğimiz onlar da son derece tuzlu. Şimdi bu gıdalar çocukların öğünlerinde veya öğün aralarında çok yer tutuyor. Bir de evlerde tuzlukların kaldırılması gerekiyor dedin. Niye kaldıracağız? Yani tuza ihtiyacımız yok mu? Kesinlikle var. ama tuz insan mutfağına sonradan giren bir şey. Yani ilk insanlara baktığınızda hiçbir figürde tuzu göremezsiniz. Nasıl girmiş? Avlanmayla birlikte ve bol üretimle birlikte gıdalarımızı saklama ihtiyacı duymuşuz. Kötü iklim koşullarında tüketmek üzere. O sırada tuz devreye giriyor ve tuzlayarak koruma alışkanlığı insan mutfak kültüründe yerleşiyor. Bu hala mutfaklarımızda var. Halen devam Tabii ediyor. Tabii ki ev salçamız, evde hazırlanan zeytinler, belki markette satılan ya da evde yapabildiğimiz peynirlerde nedense sanki buzdolabımız, derin dondurucumuz yokmuş gibi, konserve denen bir yöntem yokmuş gibi aşırı tuzlayarak korumaya çalışıyoruz. Bunlara gerek yok artık. Bununla birlikte bu koruyucu özellik, koruyucu mutfak kültürü aşırı tuz tüketmemize neden oluyor. Ne kadar tüketiyoruz? Ne kadar tüketiyoruz? Tuz Türk toplumunda çok tüketiliyor. Aslında tüketmemiz gereken miktar 10 yaşın altında 3-4 gram gün dersek, erişkin içinde işte 10 yaşın üstünde de 5 gram tüketmeliyiz. Türk Nefroloji Derneği bir çalışma yaptı. Adına da Sal Türk çalışması. Yani tuz Türk kelimelerini bir araya getirerek koydu ve korkunç rakamlar çıktı. Toplumda erkekler 19 grama çıkan tuz tüketimine ortalama sahip. Aman Tanrım. Bayanlar da yaklaşık 17-18 gram tuz tüketiyorlar günde. Bir erişkin için normal tüketeceği miktarın 3-4 katı. Ama 3 gram tuz tüketmesi gereken 10 yaş altı bir çocuk için bu miktar yaklaşık 8-9 katına çıkıyor. Yani o da annesi babasıyla beraber 3 gram alması gereken çocuk da 18 gram mı alıyor tuzu? Evet, evet, evet. İnanmıyorum. Evet, yani hipertansiyon fazla. Açısından ne kadar yani, önemli tabii, bir tabii, olay. Tabii. Hani böbrek taşı benzeri şeyleri söylüyoruz. Bir de toplumda hipertansiyon açısından çok Kesinlikle. Büyük bir risk. Yani çok ciddi kardiyovasküler hastalıklar açısından yani kalp ve damar hastalıkları açısından çok ciddi risk. Artan taş hastalığında, çocuklardaki taş hastalığında özellikle ülkemizde önemli risk faktörlerinden biri. Aman Tanrım. Yani hakikaten tuzlukları evlerden, restoranlardan, her evet. yerden kaldırmak lazım. Kesinlikle. Farkında olmadan da alıyoruz zaten. Alıyoruz. Zaten tuzlu farkında olmadan kullanıyoruz. Tadına bakmadan kullanıyoruz. Öyle bir alışkanlığımız Son derece var. sağlıksız bir davranış. Peki, tuzlu gıdaları yediğin zaman çok su içersin. Su içmeyi de artırmış olmayacak mı bu? Öyle bir faydası olmaz mı? İşte istediğimiz kadar. Yani artan tuz alımını karşılayacak su ihtiyacı bu gramajlarda günlük 10 litreye falan çıkması lazım. Ha yani 20 grama yakın alıyorsanız tabii ki. Wow, 8-10 litre su içmemiz lazım. Biz 2 litreyi tabii zor ki, içiyoruz. Tabii ki. Zor tamamlıyoruz. Bütün bu tuz ve kötü beslenme alışkanlıklarımız yanında az miktarda su içme alışkanlığımız var. O neden? Var. Neden böyle bir alışkanlığımız var? Unutuyoruz herhalde, önemsemiyoruz. Bunu her ne kadar kamu spotlarıyla hem ulusal hem uluslararası kanallarda sürekli gündeme geliyor. Medya da ilgi duyuyor aslında buna. Bunun için özel günler tasarlanıyor su ama su içme alışkanlığımız nedense yok. Halbuki, çok çay içiyoruz. Evet. Değil mi? Kahve içiyoruz. Kahve içiyoruz. Ama onlar da sıvı olduğuna göre su gereksinimizi karşılamıyor mu? Sıvı ihtiyacımız olarak tam karşılamıyor. Çünkü gerek çayda gerek kahvede gerekse bitkisel çayların önemli bir bölümünde idrarı arttıran bir takım özellikler var. Bu sayede içtiğiniz çay, kahve ya da bitki çayı miktarından daha fazla idrar yaptığınız için günlük su ihtiyacınız negatif dengeye giriyor. Bu sefer daha fazla su tüketmeniz gerekiyor. Yani çayla kahveyle içmeniz gereken su miktarını kapatamazsınız. Bu şekilde düşünülmemeli. Bu yanlış bir düşünce olur.
Yani çay içtiğimiz zaman bir bardak çay içiyorsak 1,5 bardak kadar idrar yaparaktan zaten kaybetmiş oluyoruz, evet. Ve su yerine geçmiyor. Tabii burada anne babalar rol model son derece önemli. Onların su içme alışkanlığı değil mi? Çocukları bütün sofra kültürümüzde rol model çocuklar için. Şimdi böbrek taşları için bu çok önemli bir başlıktı. Yani tuzu çok tüketmiş olmamız, suyu az içmiş olmamız çok önemli bir risk. Peki bebeklerde veyahut da çocuklarda taş olmasında ailenin genetik yapısı, annesinin babasının taş durumu bunlar da önemli değil tabii mi sence? Tabii ki önemli. Zaten bir genetik yapınız varsa, anne veya babada bir böbrek taşı hastalığı varsa çocukluktaki taş saptanma oranı 2,5-3 kat artıyor risk normal popülasyona daha göre. Riskli. Aldığınız sodyum da zaten idrarda bir takım taş riskini arttıran solüt dediğimiz şeyler var. Bunlar bir araya gelip maddeler kristalleşiyor ve daha sonra etrafında yeni kristalleri toplayarak taşlaşmaya başlıyor. Yani bir odak noktası onun etrafında, evet, bir çekirdek oluşuyor. Etrafında bu çekirdek oluşmadan siz bunu kristal olarak atıyorsanız sorun yok. Bazen bu kristaller birazcık büyük atılır ve halk arasında işte hafif bir idrar yolu kanamasıyla hastaneye gittiğinizde kum dökme olarak tarif edilir. Aslında o bir kristal ürüdür. O dönem o kristalleriniz yoğunlaşmıştır. Ya çok tuzlu yeme alışkanlığınız vardır ya az su içmişinizdir. Ya hava çok sıcaktır. Hava çok sıcaktır. Böyle bir kristal ürü yaşayabilirsiniz. Yani böyle bir genetik yapınız varsa tuz daha anlamlı oluyor. Bu kristalleri bir araya gelmesini engelleyen bir takım koruyucu özellikler var idrar yollarında. Mesela sitrat. Sitrat idrarı alkali eden bir, alkaliye doğru çeviren, yani pH'ını yükselten bir yapı. Bu en önemli taştan koruyucu madde, idrarda bulunması gereken madde. Mesela idrarda ayrıca magnezyumunuz yüksekse bu taştan korunuyorsunuz. Koruyucu. İdrardaki potasyumunuz yüksekse bu taştan korunuyorsunuz. Peki sitratı nereden alıyoruz sitratı biz? Sitratı nereden alırız? Limon, portakal, turunçgillerde bol miktarda sitrat vardır. Bazen vücutta genetik olarak sitrat düşüktür ki toplumdaki tekrarlayan taş hastalığının en önemli nedenlerinden biridir, başta gelir. Bu sitratın ilaç formları vardır. Biz ilaç vererek olarak mevcut taşı küçültme yoluna ya da yeni taşların oluşmasını engelleme yoluna başvurabiliriz. O zaman aile öyküsünde taş varsa bir çocuğun, tamam tuzlu gıdalardan uzak duracak ama özellikle limon, portakal, mandalina gibi gıdaları yemesini de özendireceğiz diyelim. En sık saptanan bu olduğu için bazen de idrarı asitleştirmek gerekir bazı hastalıklarda. Daha nadirdir ve metabolik hastalıklar sınıfındadır. Bazen idrarı da asitleştirmek gerekebilir. Dolayısıyla taşın nedenini elde edebildiysek o taşın analizi yoluna giderek saptamalıyız ki biz idrarda ne gibi özellikleri arttırırsak bunun tekrarlamasını engelleriz. Onu bu şekilde bulabiliriz. Taşı elde edemiyorsak bunu indirek yöntemlerle idrardan bazı biyokimyasal tetkiklerle anlamaya çalışıyoruz. Peki size işte çocuğum şöyle bir taş düşürdü diyerekten taşın alıp gelen aile oluyor mu? Pek yoktur. Hadi ben gastroenteroloğum ama nefrolog olarak belki direkt sana geliyorlar. Böyle bir alışkanlığımız var mı toplumda? Bu alışkanlık biraz az. O ilk tekrarda onu çok önemsemiyorlar. Yani ilk tanı aldıklarında ama sonra tekrarlayınca ağrıları, işte benzer belirtiler olduğunda, hasta taş düşüreceğini anladığında bunu bir şekilde elde etme yoluna gidiyor. O taş önemli tabii. Sonuçta analiz edip o taşın nedenini buluyorsunuz. Birden fazla nedeni var. Hepsinin diyeti farklı olabilir, vereceğimiz ilaç farklı olabilir. O taşı analiz etmek önemli. O zaman önemli. Muhakkak analiz edilmesi gerekiyor. Evet. Peki ben asistanlığımda hatırlıyorum bu taşların analizi çok zordu. Ve hatta Bornova'da Maden Teknik Araştırma Enstitüsü'nün bir bölümü vardı ve biz vatandaşa taşını verirdik hani elde edebiliyorsak. Orada analiz yapılırdı. Şimdi bu yöntem halen devam ediyor mu? Etmiyor tabii. Yıllarca kahrımızı çekti o maden teknik aramada. Bilmiyorum. Bu programı seyrediyorlarsa oradaki jeoloji maden mühendislerine hakikaten teşekkür etmek lazım. Çok daha minyatürleri çok daha farklı yöntemlerle analiz edecek şekilde artık tıp laboratuvarlarına girdi. Birçok tıp laboratuvarında, birçok hastanede bu taşı analiz edecek yöntemler artık biyokimya laboratuvarlarında mevcut. Orada bulunabiliyor.
bizim hastanemiz veyahut da Tepecik sizin hastanenizde bu açıdan yeterli durumda mıdır? Yeterli değil ama anlaşmalı merkezlerde vardır. Özel anlaşmalı merkezlerde bu taş gönderilerek analiz edilir. Peki çocuklarda böbrek taşı var veyahut da anne babada taş var. Çocuğunu kontrol altına tutmak istiyor. Veyahut da böbrek taşı nasıl bulgularla geliyor? Yani anne baba hani çocuğu elinden tutup doktora mı götürecek? Böbrek taşının ne olduğunu biz nasıl anlayacağız? Evet. Yani arkadaşlardan idrar yollarıyla ilgili resmi koymasını isteyebiliriz bu sorunun cevabını anlatırken. Aslında bulunduğu yerle çok alakalı ve yaşla da çok alakalı. Şimdi bu basitçe çizilmiş idrar yolları resmimiz. Bu idrar yollarının herhangi bir yerinde böbreğin etli kısmı dahil böbrekle idrar kesesini birbirine bağlayan üreter dediğimiz yerde bu taş bulunabiliyor. Bazen idrar kesesine de düşmüş olabiliyor. Bu düşme sırasında eğer sistemi geriyorsa en önemli şikayet ağrı ve genelde yan ağrısı. Şimdi çocukların yetişkinlerden bir farkı vardır. Siz de çok iyi bilirsiniz. Bunu ancak ifade edecek yaştaysa söyler çocuk. Yani 2-3 yaşından küçük bir çocuk bunu ifade edemez, huzursuzlanır. Ağlar ve bağırır. Karnı ağrısı gibi zannedersiniz. Küçük yaş grubunda böyle gelir. Ama büyük yaş grubu yan ağrısını tamamen tarif ederek, göstererek gelebilir. Bu işi kolaylaştırır. Bu tür tıkayıcı taş hastalıklarında kusma da önemli bir şikayettir. Aniden başlayan, fışkırır tarzda, huzursuzlukla birlikte giden taşa bağlı kusmalar önemlidir. Tabii böyle bir durumda yaptığınız ultrasonla o taşın nerede olduğunu, nereyi tıkadığını saptayabilirsiniz. İlave olarak o taş hareket ettiğinde yolu boyuncaki dokuları hırpaladığı için kanamalara neden olabilir. Kanlı idrar yapma. Diğer fotoğrafımız taş nerede fotoğrafını koyarsak burada da taşın bulunduğu yere göre semptom değişebilir tabii. Yani şikayet değişebilir. Burada bu şikayetle gelen. Evet. Yani nerede demeye sormaya gerek yok. Böbreğin tamamı artık taşlaşmış. Yani bu çok basit bir direk karın filmi diyoruz. Direk karın filmi. Burada da görebiliriz. Çekilmiş, burada görmesi için taşın içinde kalsiyumun mutlaka olması lazım. İçinde kalsiyum içeriği olmayan bir taş burada da bize gözükmeyebilir. Ultrason taş hastalığını saptamada, yerini göstermede, boyutunu saptamada son derece zararsız ve oldukça kolay bir yöntem. Tüm taşları gösterebilir mi? Tüm taşları gösterebilir. Boyutu küçükse 2-3 milimetrenin altındaki taşları göstermeyebilir. Onları göstermeyebilir. Bazen de yolu hattında bu dokulara iyice gömüldüğü durumda gene gözükmeyebilir. O durumlarda da tomografi çok daha etkili ve spesifik oluyor taşı göstermede. Peki bütün taşlar bu tür yakınmalarla mı geliyor? Yani ağrı, kanlı idrar, bazen ateş, kusma hep bu şekilde mi gelir taş? Maalesef çoğu zaman tamamen sessiz de seyredebilir. Yani böbreğin bir kere ses çıkarması için yani bir belirti vermesi için hareket etmesi lazım. Düşmeye doğru yol taşın alması lazım. Ya tıkaması lazım ya kanatması lazım bulunduğu bölgeyi. Çocuklarda bir özellik daha var. Yetişkinlerde de var ama yetişkinlere göre biraz daha sık. Bazen taş hastalığı idrar yolu enfeksiyonuyla da birlikte olabiliyor ve ikisi birbirine bir kısır döngü haline burada geliyor. Burada hemen sorayım. Taş mı idrar yolu enfeksiyonu neden olur? İdrar yolu enfeksiyonu mu taşa neden olur? İkisi de birbirine neden olabilir. Nasıl olur? Bir önceki fotoğrafa tekrar dönersek taş idrarın yolunu tıkadığında yani idrar akımı yavaşladığında orada bir birikme olduğunda atalarımız çok güzel söylemiş. Akmayan su pislik tutar. Akmayan, akamayan, yeteri kadar boşalamayan idrar da enfekte olmaya adaydır. Bakteri yürüyecek. Bunu bazen taş yapar. Bazen böbreğin ve idrar yollarının doğumsal problemleri, anormallikleri de yapabilir. Nedir bunlar? Mesela reflü fotoğrafımız vardı orada. Reflü idrarı yavaşlatan ve idrar yolu enfeksiyonu riskini arttıran bir buradaki faktör. Reflü gastroözofajiyel reflü değil. Mesaneden. Evet hocam buradayken onu hemen ifade etmek lazım. Normalde, mesaneden olan. Şöyle anlatıyorum ben hastalarıma. İdrar tek yönde hareket etmeli. Yani tek yönlü trafiğe uygun. Tek yönlü trafik. Evet.
çünkü. Terse doğru akmaya başladı mı bu staz ya da yavaşlama demektir. Trafik iki yönlü olduğu olmaz. Zaman problem var. Hayır, olmaz. Ürünel sistemde trafik tek yönlüdür. Böbrekten ve dışarı doğrudur. Evet, o idrar oluştuktan sonra dışarı akacak şekilde gitmeli. Yavaşladığında yani idrar kesesinden geriye doğru resimde de gördüğünüz gibi derecelerle büyüyen bir akım bütün olduğunda bütün böbreği şişirecek kadar bu durum kaçabiliyor geriye. Hem idrar yolu enfeksiyonu riskini arttırır hem de enfeksiyon ilişkili taş denilen bir kavram var. Yani sitroid taşı ve bu stazın şeklini alıyor. Böbreğin şeklini alıyor. Çok daha büyüyebiliyor. Bu taş tıkayıcı özellikleri arttırarak enfeksiyon riskini arttırır. Bu kısır döngü ikisine de çare yarın bulunmaz ise problem hele yaratabilir. Hele ailede taş öyküsü varsa hakikaten o çocukların idrar yolu enfeksiyonlarında genetik, değil mi? Genetik bir yatkınlığınız varsa onu, çevresel etmenler taş riskini arttırıyorsa beslenme, az su içme. Bir de altta böyle bir problem varsa hem böbreğin kaybedilme, maalesef sıkarlaşma, hasar görme riski taşla birlikte artıyor. O zaman tüm çocuklarda, anne babada taş ailede varsa ultrason, idrar yolu enfeksiyonu geçiren her çocukta muhakkak karın ultrasonunu, böbrekler değerlendirilmelidir mesajını verebilir miyiz? Bunu verebiliriz, rahatlıkla verebiliriz. Çünkü taş idrar yolu enfeksiyonu ilişkisi maalesef hala ülkemizde diyalize giren çocuklarda yani böbreğini tüketmiş artık böbreğinin yerine çürümüş geçecek böbreği. Bir tedavi ihtiyacı olan her 10 çocuktan 3 ila 4'ünde maalesef taş ve idrar yolu enfeksiyonu ilişkili nedenler önemli bir sebep olarak duruyor. Bu daha yüksekti benim asistanlığa başladığım dönemlerde ama hala Avrupa'daki seviyelerine ulaşmadı. Bundan sonra daha hızlı ulaşacağını düşünüyorum. Yani bizde böbrek yetmezliğinin en önemli nedeni halen öncelikle çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu enfeksiyonları ilişkili. Ve arkasından da taşlar. Birlikte olan veya olmayan taşlar önemli sebep peki, olarak. Peki bu taşlar kaybolabilir mi? Benim çok küçük bebeklerim oluyor. Aileler panik içerisinde. Başka nedenle karaciğer hastalığı nedeniyle izliyorum. Bir bakıyoruz böbreğinde işte nefrokalsinoz yani böbrek böyle taşlığı kaplanmış. Bazen tek tek milimetrik taşlardan söz ediliyor. Aileler panikle geliyor. Bunlar kaybolabiliyor mu? O bebeklikte takipte bazılarının hakikaten düşürdü mü filan diyoruz. Bu konuda neler söylersin? Tabii bunun iki nedeni olabilir. Bir, siz önemli bir genetik nedeni hiçbir şikayet vermeden taş hastalığına yol açacak genetik bir nedeni yaptığınız ultrasonla tanı koymuş olabilirsiniz. Bu gene de önemli bir metabolik nedenli taş hastalığının bir nedeni olabilir, göstergesi olabilir. Ama eğer tekse, bir böbrekte birden fazla değilse, çapı 4 milimetreden küçükse, bunların çoğunun kaybolduğu 6 ila 12 ay içerisinde tamamen gerilediği 6 ila 12 ay. Evet, sadece ultrasonla takibin yeterli olduğunu söylüyor. Artık birçok kaynak ve yazar bu konuyla uğraşan. Bunların da çeşitli nedenleri var. İşte, bu bebekler için mi geçerli? Büyük çocuklar için de olabilir mi? İlk 6 ayda tanı konulan taş hastaları için geçerli. Bebeklik ilk 6 ay içerisinde. İlk 6 aydaki. Artık çünkü bir konuşmamızın başında da bahsettik. Ultrasona ulaşmak kolaylaştı. Tabii özel hastaneler, laboratuvarlar çok arttı. Neredeyse rutin çok iyi bir durum. Bebek tetkiklerinin içerisine girdi. Bu kadar yüksek yüzdeli böbrek yetmezliği nedenleri var ise girmesinde hiçbir sakınca yok. Ama bazen de bu aşırı tanıya da neden olabiliyor. Bunlar bence bir çocuk nefroloji uzmanına başvurduklarında o ailelerin varsa gereksiz sıkıntıları ve stresleri giderilebilir. Eğer gerçekten bir hastalığın belirtisine uygun bir taşsa bu gerekli tetkikleri yapılarak önceden önlem alınmış olabilir. Bazen tüm böbreğin taşlaşması olayı var. Nefrokalsinozis dediğimiz olay. Bu çok daha önemli bir şey ve gene daha çok metabolik bir hastalığa işaret eder. Ama bunun da tanısı geliştirilmiş ilaç sanayiyle birlikte bazı ilaçlarla tedavisi, önlenmesi, yavaşlatılması mümkün. Peki çocuklarda taş kırma gibi bir olay var mı? Hani erişkinler böbrek taşım varmış gittim kırdırdım. Eskiden ameliyat olunurdu. Başka yöntemler vardı. Çocuklar içinde bu taş kırma dediğimiz litotripsi diyoruz herhalde. Bu yöntem kullanıyor musunuz? Yeri var mı çocuklar açısından? Tabii ki var. Bazı taşlar kırmaya müsait. Artık ürolojide
müthiş gelişmeler oldu. Aslında bunu bir cerrah arkadaşımızın anlatması daha uygun ama bizim de gönderdiğimiz hastalarda onların yaptığı uygulama şu şekilde. Taş kırma resmimizi de koyabilirsek, onun üstünde konuşursak çok daha iyi olacak herhalde. Taş kırma dediğimiz olay bir kere bir ultrason dalgası. Dalgası veriyoruz, evet. Kulağımızın duymayacağı bir ses dalgasıyla o taş titretilerek kırılmaya çalışılıyor. Dışarıdan geliyor şok dalgası. Bunu bir ameliyat masası ve üstünde de bir film cihazı gibi düşünün. Ses dalgasını gönderen bir cihaz var. O ses dalgasını gönderen cihaz oraya odaklanarak, taşa odaklanarak o taş kırılmaya çalışılıyor. Kırılırsa böyle ufalanarak resimde gördüğünüz gibi, evet, düşmesi mümkün. Bazı taşlar metabolik olarak çok sert ve kırmaya dirençli. Bu tip taşların işte analizi ön plana çıkıyor. O zaman hiç kırmak için uğraşmayabiliyoruz. Peki bu da taş kırmaya karar verirken taşın büyüklüğü için bir sınırımız var mı? Şimdi çocukluk çağında... Yani 3 milimlik bir taşı da kırmaya gönderelim mi? Örneğin. Çocukluk çağında şöyle bir fikir birliği var. 6-8 milimetreyi aşan bir taş. İlk başta gönderdiğimiz resimdeki gibi o üriner sistemi, böbrek yollarını rahatlıkla geçecek bir taş boyutu değil. Bir taş 6-8 milimetreyi aşmışsa, böbreğin pelvisindeyse, merkezindeyse hareket etmesi halinde tıkayabilir. Bilir. Bunu ani tıkadıysa siz belirtilerle hastaneye gelirsiniz ve kurtulabilirsiniz. Ama bir de yavaş yavaş tıkayarak böbreği şişirme ve hiç belirtisiz kalma olasılığı da olduğu için bu da sessiz böbrek kayıplarına bile neden olabilir. Onun için 6-8 milimetrenin üstündeki taşlarda biz ortak bir disiplinle hareket ederek yaptığımız konseylerde kırılıp kırılamayacağını birlikte karar veriyoruz. Cerrahlarla, ürologlarla beraber. Çocuk ürologlarıyla, ürolojideki arkadaşlarla. Gerek ultrasonda taşın yeri saptanıyor ama tomografide artık yüksek teknolojik cihazlar taşın sertliği de ekrandan çok rahatlıkla densitesi de ölçülebiliyor ve taşın yani kırmaya ne kadar yatkın olduğu bir rahatlıkla tartışılabiliyor. Karar biz de çok karar güzel. Vermemizde oldukça etkili bir yöntem de bu. Eskiden kullanılan açık cerrahi yöntem, yani işte cildi, cilt altını açıyorsunuz, böbreğe ulaşıyorsunuz, böbrekteki taşın olduğu yeri açıyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Bu yöntem artık son derece çaresiz kaldığımız yöntem durumlarda uygulanıyor. Çok çok büyük taşlar belki. Dışarıdan kıramıyorsanız mesela halk arasında kapalı tedavi denilen, çok da güzel bir isim bulmuş halkımız buna. Yani hiçbir dikiş olmayınca onun adı kapalı, kapalı tedavi. Aslında bizim dediğimiz şey skopik işlemlerle yapılan tedavi. Siz bunu endoskopiyle, evet, mideye inerek yapıyorsunuz. Ürolog arkadaşlarımız da bu idrar yollarına üretroskopla giriyor. Burada resimde gördüğünüz gibi. İdrar yolundan gibi, girip evet, böbreğin sonuna kadar ulaşabiliyor. Taşın olduğu yere kadar ulaşabiliyor. Bu yöntemle gittiklerinde basket denen bir cihazları var. Onu basketle yakalayıp alabiliyorlar. Veya o taşın merkezine kırma yapıp ufalayıp çekebiliyorlar. Bu taş nerede olursa olsun ona ulaşmanın yolunu bir şekilde buluyorlar. Peki burada sistoskopi var, işte taş kırma yöntemleri var, bayağı ciddi yöntemler var. Peki bir de halkımız bazı gıdalar, hatta bazı bölgelerin sularına çok güveniyor. Gidiyor oradan sular getiriyor, suları içiyor filan. Bu bir takım yiyeceklerin veyahut da suların hani bu kadar eziyete karşın onların erimesini, bertaraf edilmesini sağlar mı sence? Bunların bir yararı var mı? Yani bu önemli bir efsane. Hakikaten bundan efsane. Fayda görenler var. Şimdi biz tıp adamı olarak kanıtlı olan şeyleri halkımıza önermeliyiz. Öyle düşünüyorum ben. Bunun bir kanıtı varsa, çalışmalarla kanıtlanmışsa bu olabilir. Şimdi taş hastalığı tek tip değil. İçindeki cinse göre, genetik olarak yatkınlığınıza göre taşın adı değişiyor. Hiperkalsürüye bağlı kalsiyum taşları. Farklı tipler. Çok farklı tipler var. Bu suyun içeriğini bilmeden hangi taşa iyi geldiğini
söyleyemezsiniz. Bunu genelleştiremezsiniz. Mesela bazı taşlarda idrarı alkali yapmak lazım. Bazı taşlarda idrarı asitleştirmek lazım. Şimdi bu suyun içeriği eğer taşa negatif etki yapacak, o taşı büyütecek özelliklerde yani, olabilir. Onu bilmeden. Tabii ki. Aman tanrım. Tabii ama ki. Bazen faydası oldu, düştü deniyor. Faydası oldu, son söyleniyor. Bir dakikada toparlamanı rica edeceğim. Düştüğü söyleniyor. Doğru mu bu? Efsane dedin ama. Bunu söylüyorlar ama bu gıdaların içerisinde çok sayıda, internete girseniz çok sayıda var ama bir tanesi kanıtlanmış. Bunu artık Amerikan Pediatri Akademisi de hem idrar yolu enfeksiyonlarından koruyor hem bu taş riskini arttırıyor. Çünkü azaltıyor. Azaltıyor. Hem de oranın epitelyal yapısına destek veriyor. Ha, oranın dokusuna. Koruyucu proteinlerini arttırıyor. Ne bu bitki? Arttırıyor. Ne bu bitki? Bu girabolu denilen bir bitki. Daha çok Orta Anadolu'da bizim memleketimizin olduğu yerlerde yetişiyor. Orada lokal fabrikalarda meyve sularına, reçellerine ulaşabiliyorsunuz. Bir çeşit çalı bitkisi. Yaban mersinine benzeyen. Öyle halkımızın gözünde canlansın diye söylüyorum. Böyle bir bitki. Doğal bir bitki zaten. Meyve. Bu ispatlanmış. Meyve, ama evet. Suların böyle bir ispatı yok. Yani diyoruz. Yok. Bilmeden tüketeceğimiz sular. Hem enfeksiyon açısından hem parazitoz ama açısından. Ama su içirmiş oluruz. Belki faydası da belki olabilir. Belki de faydası oradan kaynaklanıyor. Oradan gelebilir. Peki Önder. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok zevkle katıldım. Sevgili izleyiciler, evet, günlük yaşam biçimimiz çocuklardaki taş oluşumunu artırıyor. Lütfen çocuklarınızın tuz miktarına dikkat ediniz. Günlük su içmesini en azından 1 yaş altındaki çocuklarda yarım litre kadar, daha sonra 1,5-2 litreye kadar çıkacak bir su içmesini sağlayınız. Bebeklerin taşlarının da kaybolabileceğini unutmayınız. Çok da büyük problem yaratmayabilir ama her türlü suyu da taşa iyi geliyor diyerekten içmeyiniz diyelim ve sağlıklı günler dileyerek yeni bir programda buluşmak üzere efendim. Esenlikler. Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den sağlık.